Değerli izleyenlerimiz, muhteşem bir pazar günü sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Elif Karakışlı ile 7 Expert programı mesleğinde, hayatında fark yaratmış muhteşem insanları ağırlamaya devam ediyor. İşte bugün tam da onlardan biri yine konuğumuz. Sevgili Bekir Erik'le bizimle birlikte. O muhteşem bir kadın. Ben ona ışık kadın diyorum. Hakikaten birçok insanın hayatında şifa oldu, ışık oldu. Işık olan kitaplar yazdı, CD'ler yaptı. Harika ajandalar bizler için hazırladı. Şimdi ona dönmek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizi burada ağırlamak gerçekten çok büyük bir keyif. Zamanı çok verimli kullanmak istiyorum. O yüzden su gibi aksın istiyorum. Melekler aslında belki bizi izleyen herkesin artık bildiği ve üzerinde düşündüğü bir konu. Ama hep kısaca bahseder misiniz? Melekler kimler? Bize nasıl yardım ediyorlar? Onlardan bir şey istemeli miyiz? Neden onlardan istemeliyiz? Buyurun. Tabii ki de. Aslında meleği şöyle de tanımlayabiliriz. Allah'ın bizlere uzanan sevgi dolu elleridir melekler. Allah'ı daha farklı düşünmek istiyorsanız, evrenin en yüksek sevgi enerjileri ya da her şeye kadir muhteşem, mucizevi enerjileri olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü hakikaten evren sonsuz olasılıklarla dolu. Fakat o olasılıkları nasıl çağıracağımızı, nasıl kullanacağımızı, nasıl kapıları açabileceğimizi bilmek de çok önemli. Aslında muhteşem bir anahtar var elimizde ve bunu kullanmayı aklımıza getirmiyoruz aslında. Bir parça o yüzden o kadar önemli bunu hatırlamak. Harika. İş hayatında da meleklerle acaba yolumuzu bir parça daha hızlı açabilir miyiz? Aslında belki de en çok iş hayatında buna ihtiyacımız var. Çünkü zaten hepimiz çalışkan insanlarız. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Türk milleti olarak hakikaten hani çok uzun saatler çalışıyoruz bazen. Çok büyük özveriyle çalışıyoruz. Fakat yanımızda büyük bir yardımcı olduğunu, çok büyük yardımcılar olduğunu unutuyoruz. Aslında önemli olan burada bir parçacık da evrenin desteğini arkamıza almak, hakikaten istemek ve ondan sonra elimizden geleni zaten yapıyoruz. Bir parça o isteyerek arkadan şöyle bir rüzgarın esmesine izin vermek, bu çok önemli. Bunu yaptığımızda hakikaten engeller yok oluyor, işler oluveriyor. Mucize dediğimiz şeyler aslında çok çok sık ve çok kolay oluyor. Harika. İnsanlar sık sık çok sıkıntılı dönemlere düşebiliyorlar. Kah iş hayatında, kah özel hayatında. Bazı araçlar var sizlerin bizimle tanıştırdığı. Ben de zaman zaman kendimde çok kullandım. Sevdiğim insanlara çok tavsiye ettim. Özellikle CD'lerle sanki bir parça daha kolay teslim oluyoruz. Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Sesten, CD'ye kendimizi teslim etmekten nasıl faydalanabiliriz? Tabii ki de pek çok farklı çalışmam var aslında. Belki de en önemlisi hepimizin her an yaşadığı, şu çok tanıdık geliyor insanlara. Bazen böyle biriyle konuşuyoruz ya da bir iş toplantısına giriyorsunuz. Arkasından enerjiniz bitiveriyor ve saat daha sabahın 11'i. Aslında burada olan şey, her şey enerjiden oluşuyor ya. Çok farklı ağır enerjilerin içinden geçiyoruz bazen ve enerjimiz sanki böyle bir elektrik süpürgesiyle diye süpürüp alıyor biri. Aslında 2 dakikalık bir çalışma var. Aslında CD'deki çalışmayı deneyimleyebiliriz bile burada hemen şimdi. Değil misiniz? Çok da güzel olur bence. Tamam, harika olur. Çünkü hani ben soruyorum, bunu anlatıyorum. Bunu yaşayanlar kimler diyorum. 300 kişi var önümde, herkes elini kaldırıyor. Hani bir elin kalkmadığını bir kez bile rastlamadım. Çok tanıdık bir şey bu. Ve hani sevgili baş melek Mikail diyorum ben. Melek demek istemiyorsanız evrenin en yüksek korunma ve arınma enerjileri diyebilirsiniz. Bizimle ve hepimizle tek tek çalışan bir baş melektir sevgili baş melek Mikail. Ve tek yapmamız gereken nefes alıp ondan istemek. Deneyelim mi? Ay hadi hep birlikte, ne harika. Deneyelim. Nerede olursanız olun, şu anda hani arabada giderken bile izleseniz bu programı hiç fark etmez. Gözleriniz açık da yapabilirsiniz. Güzel derin bir nefes alıp, burundan alıp ağızdan vermek çok daha etkili bu çalışmada ve 7 nefes sadece. Ellerimizin, kollarımızın bağlı, çapraz olup olmaması önemli mi? O da önemli. Çok daha kolay oluyor ama eğer hani o araba zaman, kullanan birini düşünün. Aslında ben şey diyorum,
Ama da kalksanız bile bu çalışmayı yapabilirsiniz. Harika. Ama eğer hani müsaitse gerçekten bacak bacak üstüne atmadan şöyle elleri rahat bırakarak çok daha rahat hissediyorsunuz o güzel enerjileri. Hatta avuçlarınızda hissedebilirsiniz bile bazı enerjiler. Şöyle yapıyoruz. Niyet ediyoruz tamamıyla sevgi olmayan bütün enerjilerin arınmasına. O kadar. Ve ondan sonra bu niyetle burundan nefes alıp ağızdan veriyoruz. İlk önce aurayı yani etrafımızı çeviren o enerji alanını arındıracağız. Bir güzel nefes burundan. Ve ağızdan veriyoruz. Bu kadar. Ve şimdi de tepeden el parmaklarımızın ucuna kadar başımızdan parmak uçlarına kadar bütün sevgi olmayan enerjilerden arındık. Ve omuzlardan ayak tırnaklarımızın ucuna etti üç nefes. Sevgi olmayan bütün enerjilerden arındırdı şimdi sevgili baş melek Mikail bizi. Ve şimdi de bütün aurayı ve bedeni ışıkla doldurmaya niyet edeceğiz. Burundan derin bir nefes alıyoruz. İlk önce aura için. Ve ağızdan veriyoruz. Başımızdan tırnak uçlarına ışıkla dolacağız. Ve omuzlardan ayak parmaklarımızın ucuna kadar derin bir nefes. Sadece sevgiyle kaplanmaya niyet ettik o kadar. Son olarak da sağlıksız enerjilerin gidip geldiği bağlar oluyor. O yüzden zaten hani enerjisi düşük olan birinin yanından ayrıldığımızda enerjimiz düşer. Sadece burundan nefes alıp ağızdan vererek bütün o sağlıksız bağların tereyağından kıl çeker gibi arınmasına niyet ettik. Bu kadar. Sonra da kalkan diye düşünün ve enerji alanınızı tam sizin elbiseniz renginde, nazar boncuğu renginde bir kalkanla kaplamaya niyet edin. Bu kadar. Bu son derece güçlü bir enerjidir. Tüm renklerin frekansları var biliyorsunuz. Bu renk yani nazar boncuğu rengi aslında son derece koruyucu bir renktir ve niyet etmeniz yeterli. Eminim şu anda kendinizi çok farklı hissediyorsunuz. Çok iyi hissediyorum. Harika bir şey gerçekten. Çok kolay. Bu kadar kolay değil mi? Bu kadar kolay. Evet. 7 nefes ve 7 nefeste aslında kendinizi bir anda tamamıyla enerjinizin yenilenmiş olduğunu ve hani 1 dakika öncesine göre parmağınızı kaldıracak haliniz yokken bütün bir prezentasyonu hazırlayacak enerjiyle bulabilirsiniz ve bu da çok önemli. Günü verimli geçirmek açısından ya da evden işten eve dönüyorsunuz çocuklarınıza full enerjiyle gülümseyerek yepyeni bir insan gibi merhaba diyebilmek için. Harikasınız. Çok kısaca şimdi bizi takip edenlerin net olarak belki not alması için tık 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 o 7 adımı özetler misiniz? Şöyle özetleyeyim. Dilerseniz ismine baş melek Mikail deyin. Eğer melekler size biraz afaki geliyorsa ki ilk zamanlar ben de iş dünyasından geliyorum bana çok garip gelmişti. Evrenin en yüksek koruma ve arınma enerjileri deyin fark etmez. Niyet ediyorum tamamıyla sevgi olmayan her şey arınsın deyin ve bu niyetle bir nefes alın. Üç nefes şöyle ilk önce aurayı arındırıyoruz burundan nefes alıp ağızdan vererek arkasından başımızdan bir evi ya da bir odayı tepeden tırnağa süpürmek gibi düşünün elektrik süpürgesiyle başımızdan tırnak ucuna bir nefes daha iki. Üçüncü nefeste omuzlardan ayak parmaklarımızın ucuna kadar üç nefes şu anda artık her şeyden arındınız. Ve bundan sonra da tek yapmamız gereken muhteşem güçlü sevgi enerjileriyle enerjimizi doldurmak. Öyle aslında doğal halimize geliyoruz. Güzel derin bir nefesle bu niyetle aurayı dolduruyoruz ışıkla. Yine burundan nefes alıp ağızdan vererek bir nefes daha başımızdan tırnak ucuna ışıkla dolduk. Ve omuzlardan ayak parmaklarımızın ucuna kadar en sonda bütün bu sağlıksız enerjilerin insanlarla, işle ya da belki biriyle telefonda konuştunuz ve size çok fazla şikayet etti. Bütün bu enerjileri arındırmak için güzel derin bir nefes daha, yedinci nefes. Kordon bağları diyorum ben buna, enerjisel bağlar. Bütün bunlardan arındıktan sonra da kalkan diye düşünmeniz yeterli. Muhteşem. Bu kadar kolay aslında. Sevgili izleyenlerimiz, biliyorsunuz bizim programlarımız YouTube üzerinden de linklenerek seyredilebilir hale geliyor tekrar tekrar. Benim sizlere tavsiyem yarın itibariyle bu programın linkini bulup, arayıp bulup sevdiklerinize bu linki gönderip çok büyük bir hediye verebilirsiniz. Bana içimden
Böyle söylemek geldi. Hakikaten çok büyük bir hediye olacaktır. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben cevabı biliyorum ama bu kordon bağlarıyla ilgili soru muhakkak alıyorsunuzdur. Eşimle bana bir dert anlattı ve çok üzüldüm o yaşadığı olaya onu dinlerken. Ben çok iyiydim ama bir anda kendimi çok derin bir onun üzüntüsünden kaynaklı mutsuz hissettim. Çocuğumla böyle hissettim ya da en yakın arkadaşımın problemi vardı. Onlarla kordon bağımızı kestiğimiz zaman onlarla aramızdaki o sevgi titreşimlerinde sıkıntı olur mu? Aslında sadece sevgi ve sevgi enerjileriyle çalışıyoruz. Bunu hatırladığınızda çok daha kolaylaşıyor her şey. Sevgi bağları asla kesilmez. Sadece bu sağlıksız enerjilerin, o üzüntünün, kederin vesaire gidip geldiği bağlar kesiliyor. Aslında sevdiklerimize şöyle bir iyilik yapabiliriz. Evrenin yüksek izniyle deyip ya da Allah'ın izni olduğu oranda deyip kendinizi arındırırken bu çalışmayı iş yerindeki herkes için yapabilirsiniz mesela, yapın da. Ben bunu denedim ve ilk Türkiye'ye, uzun süre yurt dışında çalışmıştım ben, Türkiye'ye döndüğüm senelerde fark ettim ki 6'da çıkıyorum ve 6.30'da eve varıyorum. Gayet de kısa bir yol aslında, fakat parmağımı kaldıracak halim yok. Ve fark ettim ki kendimi arındırmayı unuttum. Ve bu çalışmayı kendim için yaptığımda iş yeri için de yapmaya başladım. Ve hakikaten insanların arasındaki iletişim çok daha yumuşak olmaya başladı. O sert tartışmaların havası değişmeye başladı. İş yerinin ortamı değişmeye başladı bir anda. O kadar önemli ki sırf kendiniz için değil, çocuklarınız için de bunu yapabilirsiniz. Çünkü hepimiz çok hassasız aslında. Sezgilerimiz gittikçe güçleniyor, rüyalarımız çıkıyor. Birini düşünüyorsunuz, sizi arıyor. Çünkü artık ve bu çok daha artacak. 10 sene önce bunların hiçbiri olmuyordu. İç sesimizi çok daha net bir şekilde duymaya başlıyoruz ve bu yetenekle birlikte hassasiyet de geliyor. Her türlü enerjiye karşı hassasız. Bunlar son derece göremediğimiz ama hissedebildiğimiz, belki dokunabildiğimiz enerjiler. Pek çoğunuz bu çalışmayı yaparken o enerjiyi hissetmişsinizdir bile avuçlarınızda. Kesinlikle. Ve aslında çocuklar bizlerden de hassas. Hı hı. Pek çok izleyicimizin eminim sadece iş kadını ya da iş adamı değil, anne ve babayızdır da aynı zamanda. Çocuklarımız için bu çalışmayı yaptığımızda onların da günü çok daha iyi geçiyor. Çok daha iyi uyuyorlar mesela. Onlar iyi uyuyunca biz de iyi uyuyoruz. Hayvanlarımız için yapabilir miyiz? Kesinlikle. Benim bir ara kedim vardı. Ve hakikaten bunu yaptığında bazen çıldırırdı. Neden hiç bilmiyorum. Evin her tarafında koşmaya başlardı bu çalışmalar. Birdenbire sanki bıçakla kesilmiş gibi bir rahatlıyordu. Duruyordu böyle ve oturuyordu yerine. Onların da çünkü aslında çok çok hassaslar ve hele kediler, köpekler bazen durur ve böyle bir havlayı verir olduğu yerde. Enerjileri hissediyorlar çünkü bizden daha fazla hatta. Kesinlikle. Sezgilerden bahsetmek istiyorum. Çok önemli değil mi? Çok. Özellikle özel hayatımızda elbette kullanıyoruz ama iş hayatımızda bazen daha somut verilerden ilerlemeyi tercih ediyoruz, daha güvenli buluyoruz ya da alışık olduğumuz için. Tabii ki de. Ama iş hayatında sezgilerden siz özellikle bahsediyorsunuz. İş hayatınızla ilgili kitabınız var. Aynen. Yanınızda hatta gösterebiliriz aynen, onu da. Sezgilerle ilgili ne diyebiliriz? İş hayatıyla ilgili nasıl kullanalım onları? Ya şöyle, hepimiz zaten mantığımızı, sol beynimizi kullanıyoruz. Üniversiteleri bitirdik, çok iyi yerlerde çalıştık. Tabii ki de mantığı kullanacağız ama bazen bir yer geliyor ki veriler ne derse desin içiniz başka bir şey söylüyor. Orada bir ses bağırıyor, hayır bunu yapma. Ve ne zaman o sesi izlemeyip de mantığınızı izleseniz duvara toslarsınız. Evet. Hiç şaşmaz çünkü hepimizin içinde bir bilen parçamız var. İşte o parçamız, sezgilerimiz ya da meleklerin sesi diyebilirsiniz buna. İç sesimiz sonuçta doğruyu bilen sevginin sesi o. Ve bunu aslında çok da kolay bir şekilde harekete geçirebiliriz. Çünkü bir parçacık içimize dönüp onu hatırlamak. Şöyle, 4 durumumuz var aslında. 4 yolla geliyor bu iç sesimizin veya sevginin mesajları. Bir tanesi içimizdeki ses dediğimiz ses. Bazen insanlardan geliyor bu. Mesela arkadaşınız diyor ki ya şu kuzenini bir arasana. Sonra yolda gidiyorsunuz ve çok garip bir şekilde kuzen diye bir tabela çıkıyor karşınıza. Hakikaten bunlar evrenin işaretleri. Paulo Coelho'nun Simyacı diye muhteşem bir eseri vardır. Eminim okumuşsunuzdur. Orada evrenin işaretlerinden söz eder. İşte aslında
iç benliğiniz, yüksek benliğiniz, yani o meleklerin ya da evrenin sevgi dolu elleri bize doğru yolu itiyor ve gösteriyor. Bir parça bunları fark etmekle ilgili. İç ses dediğimiz şey, hani içinizde bir sessizleştirdiğinizde kendinizi, ya şu adımı at, şu insanı ara, şu araştırmayı bir oku diyen sesimiz. O bilen, usulcacık her zaman sevginin ve şefkatin yolunu, doğru yolu söyleyen sesimiz, iç sesimiz. Duru görü dediğimiz bir yöntem daha var. O da aslında fiziksel gözümüzle gelen mesajlar işte. Mesela bir soru soruyorsunuz, aklınızda o soru. Allah'ım ya da evren, ben senden bu konuda çok net bir işaret istiyorum diyorsunuz ve görselsiniz. Yürüyorsunuz sokakta, birdenbire gözünüz bir tabelaya takılıyor ve orada koskocaman ilerle diyor. Kafanızdaki soru da doğru yolda mıyım? Al sana cevap, hakikaten o cevaplar geliyor. Bazen tak diye aniden gelen bir düşünce olarak geliyor. Kuzenini ara diye. Nereden çıktığını bilmiyorsunuz ama geliyor. Muhteşem. Buna da duru biliş diyoruz. Bazen bir parça daha kolay bir, yani iç sesimle çok konuşamıyorum, onu ben mi duyamıyorum, acaba çok materyalist mi oldum? Bunları çok duyuyorum yakın arkadaşlarımdan. Onlar melek kartlarını kullanarak evet, bu işi daha kolay yapabiliyorlar. Biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Çok kolay istiyorum. Bir yöntem aslında şöyle. Eğer bazen aslında çok koşuşturmamız var ve hangisi doğru yol, hangisi doğru cevap göremiyoruz. Aslında işaretler geliyor ama bu çok çok kolay bir yöntem. 44 tane farklı mesaj var burada, farklı kart var ve bir soru soruyorsunuz ve o kadar şöyle diyorum ben, çok çok net bir cevap istiyorum. Hatta bazen şöyle diyorum, cevabı lütfen meleklerim, lütfen Allah'ım, evren gözüme sokun. Arkasından bir kart çekiyorum ve orada gerçekten de şaşmıyor. Mesela şimdi şu anda herkes için bir mesaj isteyelim. Pek çoğumuz iş kadınıyız ya da iş adamıyız. Hedeflerimiz var. Hedeflerime en kolay nasıl ulaşırım? Mesela. Kesin herkes için geçerli bir cevaptır bu. Şu ayki hedeflerime, bu ay yapmak istediklerime nasıl ulaşırım diye sordum ve ve bir kart çektim. Çıktı. Güç sende. Ay, harika. Ve şöyle, hakikaten bunu gördüğünüzde bir kere bir gülümsüyorsunuz. Çünkü enerjisi muhteşem. Şu içinizi sıcacık bir şey kaplıyor. Kaplıyor gerçekten ve diyorsunuz ki işte onu elimde tutuyorum. O kartı elinize tuttuğunuzda bir süre sonra şöyle bir dakika izin verdiğimizde ve baktığımızda ben şu anda aynen akmaya başlıyor. İçinize şöyle doğmaya başlıyor. Ben şu anda bana doğanı söyleyeceğim. Elinde kocaman kılıç tutan bir baş melek var orada. Sevgili baş melek Mikail ve zaten sen bunu elinde tutuyorsun. Aslında o güç elimizde. Melek dediğim şey Allah'ın, hani Kur'an'da bir laf vardır, çok severim. Şah damarından daha yakınım der. Aslında o güç içimizde. Melek dediğimiz şey de Allah'ın, içimizdeki Allah'ın bizlere verdiği o güç. Ve onu harekete geçirmek işte. Buna inandığımızda biliyorum doğru, ben bu hedefe ulaştım bile zaten, sadece yürümem yeterli diyoruz mesela. Ve yardım istediğimizde Allah'ın izniyle ya da evrenin yüksek izniyle bir şekilde bu işin çözülmesine niyet ediyorum deyip izin verdiğimizde mucizelere izin vermeye başlıyoruz. Kapıyı açıyoruz aslında, anahtarı çeviriyoruz. Baş melek Mikail lütfen bugün bu konuda bir mucize olsun deyin mesela, bunu bir deneyin. Ya da evrenin en yüksek sevgi ve koruma enerjileri, lütfen bu konuda bir mucize olsun, yolumu açın, hedefime beni siz götürün deyin mesela. Bunu deneyin, bakın neler oluyor bu ay. Harika. Değerli dostlar, sevgili izleyenler, çok güzel bir program oldu. Eminim hepiniz çok çok faydalandınız. Kendi adıma ben çok mutluyum sevgili Beki Erikli'yi ağırlamaktan burada. Dilerim haftamız muhteşem mucizelerle aksın. O mucizelerle hemen buluşmak için neler mümkün diyorum. Sevgiyle, esenlikle kalın. Hoşça kalın.